Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçlu, cevizli ve haşhaşlı şahane bir kek reçetesi vereceğim. Bu keki çocuklarınız zaten bayılarak yiyecek ama siz misafir sofralarında da çok güzel kullanabilirsiniz. Keki yaparken de size bir takım püf noktaları vereceğim. Kulağınız bende olsun. Şimdi başlıyorum. Muhakkak kek yaparken önce yumurtanızı ve şekerinizi çırpmayı unutmuyorsunuz. Bu birinci altın kuralımız. Hemen başlıyorum ben de. Evet, ben her zamanki gibi yumurta kırarken içine sınav veriyorum yumurta kırarken. 1,5 bardak kadar şekerimiz. Aa, malzemeleri sayayım ben size önce. Bir dakika, hemen malzemeleri sayıyorum. 3 tane yumurtamız vardı. 1,5 bardak şekerimiz var. 1,5 bardak rendelenmiş havuç var. Yani orta boy bir havuç olarak düşünürsek 2 tane havuç yeterli geldi. 1 bardak dolusu cevizimiz var. Siz bunun miktarını arttırabilirsiniz. Ben mesela daha fazla atabiliyorum. Cevizi çok seviyorum havuçtan. 1 bardaktan biraz az sıvı yağımız var. Şimdi kekin en güzel püf noktası kullandığımız baharatlarda. Bir kere havuçlu kekin olmazsa olmazı tarçındır. Muhakkak bir tatlı kaşığı tarçın atacağız. O ona çok güzel aroma ve koku verecek. Bu kekteki özellik içine atacağımız haşhaşta. Ben haşhaşı çok yakıştırıyorum bu keke. Portakallı keke de çok yakıştırıyorum. Zaten haşhaşlı keki çok severim. Bu kekte muhakkak bunu kullanın, çok yakışıyor. Ama kullanmak zorunda değilsiniz, sevmiyorsanız eğer. Ama bence kullanın. Bir pakette kabartma tozumuz var. Ne vardı bakayım? 2 bardaktan unumuz var. Şimdi başlıyoruz zaten. 3 tane yumurtamı kırdım. 1,5 bardak şekeri içine ekliyorum. Hemen çırpacağım. Başlıyoruz. Şimdi kekteki en önemli püf nokta yumurtayla şekerin renginin açılıp böyle kabarıp daha beyazlaşana kadar çırpmak. En önemli püf nokta bu. Ne kadar güzel çırparsanız kekiniz o kadar da güzel kabarır. Şimdi artık kalan malzemeleri koyacağız. Ben bu noktada 1 bardaktan biraz az sıvı yağım var. Ve bundan sonra çırpma teliyle değil de spatula ile devam edeceğiz. Neden? Söndürmeyelim kekimizi. Amacımız o. Sıvı yağım ekledim. Bu noktada havucumu ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum. Artık bu noktadan sonra kuru malzemelerimi ekleyebilirim. Fakat kuru malzemeleri eklerken şöyle bir eleme ihtiyacı duyuyorum. Hemen bir elek getiriyorum. Bu da kabarması için en önemli püf noktalarından birisidir. Muhakkak kuru malzemelerinizi elerseniz, ki ben genelde bunu üşenirim ama siz üşenmeyin. Tarçın ekleyeyim. Haşhaşı da sonradan ekleyeyim. Haşhaşı elemenize gerek yok. Şöyle. Böyle sakince, bu aşamada sakince kekinizi karıştırmanız gerekiyor ki sönmesin. Şöyle üzerinden S çizer gibi. Şekilde hepsini karıştırdım. Bu noktada haşhaşımı atacağım. Cevizleri şöyle yapacağım. İki seçeneğimiz var. Ya elinizle parçalarsınız, içinde iri iri olsun istiyorum diyorsanız. Ya da benim yaptığım gibi bir tane buzdolabı poşetin içine annem usulü cevizi doldurursunuz. Şöyle göstereyim. Evet, çok güzel ezdim. Parçaladım. İril ufaklı halde. Hepsini şimdi keke döküceğim. Nokta. Bitti. Şimdi çok güzel. Hepsini birbirine karıştıracağım. Kalıbımı göstereyim. Şimdi kalıbı ne yapıyoruz? Özellikle kek yaparken ben bunu çok severek yapıyorum. Çünkü kekin kalıptan çıkması çok kolay oluyor. Önce tereyağıyla kalıbın içini tamamen yağladım. Arkasından içine böyle bir yemek kaşığı kadar un döktüm. Böyle vura vura onu her yerine gezdirdim. Kalanını da bunun içine geri boşalttım. Biz bu işlemi şömize etmek diyoruz. Eğer ki bunu yaparsanız kekinizi kalıbınızdan çıkarmanız çok kolay olur. Şimdi artık fırın yolcusu. Ay, bu çok ağır. Şöyle de bir fırına yerleştirdim. Artık fırına
haşhaşlı, havuçlu ve tarçınlı kekimiz pişti. Hatta cevizli kekimiz pişti. Tahminen bir 50 dakika gibi bir süre aldı pişmesi. Fakat net bir süre vermek çok mantıklı değil. Çünkü her fırının pişirme kapasitesi birbirinden farklıdır. O yüzden 45-50, bazı fırınlara göre de 55 dakikada pişecektir diye düşünüyorum. Muhakkak ara ara, yani 40 dakikadan sonra falan böyle kürdanlarla bir kontrol yaparsanız içinin piştiğini anlarsınız. Dışı da zaten iyice koyulaşacak ve böyle sert bir kabuk alacak. Eğer ki kekin dışı böyle sert kabuklu olsun istemiyorsanız fırınınıza kekin alt tarafında, yani boşluğa bir yere metal bir kabın içine su koyabilirsiniz. Bu da buhar yapacak ve buharla birlikte kekin yüzeyi yumuşak olacaktır. Bu da başka bir püf noktası. Keki buraya alıyorum. Şöyle bir dilimleyeceğim. Of, şunu göstereyim mi bir? Haşhaşlar görünüyor, ceviz görünüyor, havuç görünüyor. Hepsi şahane görünüyor, çok güzel kokuyor. Hemen tadına bakıyorum. Şöyle. Bunun yanında süt de çok güzel gider yalnız. Çok güzel olmuş. Süt de falan şahane olur. Hatta ertesi gün daha da güzel olur börekler, daha lezzetli oluyor. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.